Bazı sorularda karşımıza çıkan bir ifade vardır. En küçük, en çok. Yani en büyüğü en azı da benzer. Bu küçük olsun ama çok olmasın. Hmm, ben bunun küçük olmasını istiyorum ama o kadar da küçük olmasını istemiyorum. Nasıl olacak? O zaman sayıları birbirine yakın tut. Yani sayılar birbirine yakın olmalı. Ardışık olur. Ardışık gibi olur. Bir tane atlar. Bu şekilde çözeceğiz. Ardışıkımsı da diyoruz biz buna. Şimdi örnek diyelim. Birbirinden farklı. Beş doğal sayının toplamı 128 olduğuna göre bu sayıların en küçüğü en çok kaçtır? Şimdi bizim 5 tane sayımız var. Yazarız bu 5 sayıyı. Güzel. Sonra 128'i 5'e böleriz. kalan 3. Buraya 25 dedim. 26 27 24 ve 23. Bunları yazdım. Toplamları zaten 125 oluyor ardışık oldukları için. Şimdi benim 3'üm var. Ben bunu en küçük sayıya vermeliyim. Verebileceğim en küçük sayıya. Mesela bazı arkadaşlar diyor ki hocam ben 27'ye verdim 30 yaptım. Öyle değil. Verebileceğim en küçük sayıya vermeliyim. Yani 23'e versem 26 olur. Sayılar birbirinden farklıydı. 24'e versem 27 olur. O zaman ben buna 3 eklerim. 28 derim. En küçüğünü de en az 23 bulmuş olurum. Yani bu tarz sorularda neye dikkat etmem gerekiyor? Benim mutlaka ve mutlaka bu tarz bir soruyu çözerken yani sayıları seçiyorum, yazıyorum ve o fazlalığı verebileceğim en küçük sayıya vermiş olduğundan emin olmam lazım. Bir örnek daha yapalım birbirinden farklı sayılar çift olunca biraz sıkıntı oluyor bunda ama halledeceğiz. Birbirinden farklı 6 doğal sayının toplamı 242 olduğuna göre bu sayıların en küçüğü en çok kaçtır? Yine 6 tane sayı yazalım. Acele etmeyelim. 242'yi 6'ya bölelim. Kalınımız kaç olsun? 2 olsun. Çok da sıkıntı değil. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben şuraya 40 yazayım bir tanesine. 41, 42, 39, 38, 37 yazdım. Şimdi buraya dikkat edeceğim. Ben bu sayıları toplasam. Topladığınızı varsayıyorum. Ben hızlıca topluyorum. 237. 242'den çıkardım. Hocam benim burada bir 5 fazlam var. Eksiğim var özür dilerim. 5 eksi 37'ye versem 42 olur. O zaman 38'e bir 5 ekleriz. 43 olur. İşi bitiririz. Yani neye dikkat ettik? Sayıları yerleştirdik. Sonra sayıları topladık. Topladıktan sonra neyi buldum? Hmm, demek ki ben bu sayıları dedim. Bu şekilde verdiğimde 5 eksiğim var. O 5'i bir sayıya vermeliyim. 37'ye veremiyorum 42 oluyor. 38'e veririm 43 olur. Böylece 6 tane sayım olur birbirinden farklı olur ve yeterince işte birbirine yakın olur. Burada bazı sorularda birbirinden farklı demez. Yani keşke bize de demese birbirinden farklı çünkü o çok kolay olur. Şöyle diyelim birbirinden farklı olmasın. 6 tane sayımız var dedik. Birbirinden farklı değilse zaten o zaman ben 40, 40, 40, 40, 40, 40 derim. 2 fazlalığım vardı. Bunu bir bir dağıtamam. Mecbur 42 diye vermem gerekir. Ama benim 3 fazlalığım olsaydı, o zaman işler değişirdi. İşte burada biraz sizin düşünme gücünüz ortaya çıkıyor. 3 fazlalığım var. O zaman birini buna veririm kardeşim. Birini de buna veririm. Al sana 41'e 42 olur. Yani birbirinden farklı derler genelde. Soruların %90'ında, %95'inde birbirinden farklı diye gelir. Ama olur ya. Bir soruda birbirinden farklı demez. O zaman sizin yapacağınız şeyde birbirinden farklı ise bütün sayıları yazarım. Ondan sonra neye bakarım? Sonra derim ki o fazlalığı bir şekilde dağıtmam lazım ve onları güzelce dağıtırım, işi bitiririm.